Merhaba, yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün alfabetik sırayla bir gün geçiriyoruz. Hatta sırf alfabetik sıraya göre uysun diye dişlerimi de fırçalamadım. D harfi geldiğinde onu da yapacağım. Ama kötü gözüküyorsa artık kusura bakmayın. O yüzden söyledim direkt. En başta o yüzden direkt bunu söyleme gereği duydum. Daha yeni kalktım. Saçlarımı bile yapmadım hatta. Onun da S harfi geliyor böyle sırayla. Her şey S sırayla. Eyvallah. S'de bayağı sonlarda. Saçını en son mu yapacaksın? Valla biraz öyle olacak sanırım ama yapacak bir şey yok. Böyle idare edeceksiniz artık bu videoluk. Bu arada arkadaşlar alfabetik sırayı biraz değişik yapacağız. Bir Zeynep'in istediği olacak, bir benim istediğim. Bir Zeynep'in istediği, bir benim. Mesela A, sen başlayabilirsin hayatım. Önceliği sana veriyorum, kızım olduğun için. Kesin A harfiyle... B harfinde bir şey düşündü de o yüzden böyle. A, öncelik senin anneciğim, buyur. Hayır ya, A harfi senin, olur Hayır, mu? Hayır, inanmıyorum. Anneme inanmıyorum arkadaşlar. Düşünmüş de olabilirim. Sen başla olabilirim. hadi de. Hayır A ya. Harfiyle. He? Ettim. Evet, A harfiyle başlıyoruz günümüze. Sabahleyin arkadaşlar, bugün sabah. Hazır mısın? Araba süreceğim. Ama aklına geldi de kabul ettim. Gideceğim, hatta bu sefer benim istediğim oluyor diye arabayı süreceğim. Biraz daha ileriye gideceğim. Daha çok zevk alacağım. Hayır, daha ileriye gidemezsin. O koyunları gördüğümüz yere kadar geçeceğim. Tamam, A harfiyle başlıyoruz. Ondan sonra dönüp B harfiyle sıra gelince kesin. Bakalım aklıma, ne yapacaksın? Aklıma B harfiyle bir şey geliyor. Bir şey düşünmüş olabilirdi. Pijamayla mı geleceksin araba süreceğim? Gerçekten pijamayla geleceğim. Ama anne ne yapayım? Videonun amacı bu, saçımı bile yapmıyorum. Gelmiş diyor ki pijamalarını değiştir. Tamam o olsun. Üstüm en azından şey değil böyle. Dışarıya da giyilebilir en azından. Altında harika araba sürmek için. Pijama. Kıskanmayın. Hadi bakalım. Zeynep, harika bir kombinim var. Evden pijamayla çıktı. Zeynep hadi. Geldik arkadaşlar araba sürme yerine. Zeynep arabayı sürecek ama sakın beni almada gitme ha. Bekle. Göz bekle, kapı açık. Şöyle evet. Düşün. Zeynep araba sürmek istemiş. Hadi bakalım sürsün ya, bakalım. Şöyle. Ama yavaş, tamam mı? Sürücü adayları da var burada, öğreniyorlar. Yavaş Zeynep. Ne olur yavaş. Bak beni sinirlendirme, tamam mı? Zeynep çok ani dönüyorsun ya. İşte bu. Allah Allah. Ben sana dışarı çıkayım. Sigara yaktı, o kadar rahat ki. Şurada dur. Ben seni dışarıdan çekeyim. Yavaş ol. Bastı gaza gidiyor ya. İnşallah oradan o yana gitmez. Sola doğru. Gideceğim diyordu bak. Ah inşallah gitmez. Ay döveceğim onu. Gerçekten gitti. Kız gitme dedim oradan öteye. Bak beni kızdırmaya çalışıyor. Allah seni iyi etsin Zeynep. Allah. Beni bıraktı burada. Issız yerde kaldım arkadaşlar. Şuraya bakar mısın? Çok tenha burası. Ah, hava da güzelmiş. Güzel esiyor. Ay Zeynep, Allah Allah, gelmiyor. Bayağı gitti. Ben döveceğim bunu ya. Benim sıram gelsin, bak ben ona neler yaptıracağım. Şükür geliyor. Beni al. Kız beni al diyor bana. El sallıyor ya, Allah seni. Hayır bak, döverim seni, beni al, bekle, vaktimiz yok fazla vaktimiz yok, bir sürü harf var daha. Haydi Zeynep, sence ne yaptıracağım sana? Arabayı sürdük geldik, senin istediğin oldu, şimdi sıra geldi benim istediğime. B harfine sıra geldi. B harfiyle bahçeyi yıkamanı istiyorum hayatım, ama sakın döverim bak, üstümü ıslatma diyor. Şuradan başlaman gerekiyor, buradan öteye yıkayacaktım. Dedim ki Zeynep'e yıkatayım dedim videoda, niye ben yıkayayım da eziyet çekeyim dedim. Zeynep yıkasın dedim. Hadi Zeynep'ciğim. Evet, aynen o şekilde. Sen suyu tut. Suyu tutmak zor oluyor çünkü öyle. Fışkıttırmak. Tamamdır. Bol. Bir de karşılara tut ıslansın. Şu paspas da yıkanacak. Ayak paspası. Dışarı paspası. Onu yaptıramazsın ki. Yapacaksın. Yapamam, hayır yapmam. Bahçeyi yıkamanın içinde işte paspas. Hayır, T harfiyle mi? T harfiyle gelince söyleyeceğim. Ha, o paspası yıkatacağım sana. Bana denk gelirse söylersin. Bana denk gelecek bana mi acaba? Bana denk gelirse P'yi ben sana paspası yıkatacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Zeynep buraları böyle süpürdü, fırçaladı, tertemiz yıkadı. Sıra geldi kamelya. Bahçemiz sayende tertemiz oldu hayatım. Çok teşekkür ederim. Güneş varken kamelya su tutuyoruz. Hemen güneş şimdi kurutur. Hayır. Yukarıdan çamur akar. Ne yapıyorsun? Aksın. Yukarıya yapma. Tamam. Sana... Ver suyu. Hayır yapma. Ver onu bana. Hayır. Ben tutayım. Sen de şurayı fırçala. Olur mu? Nereye? Dur.
Fırçayı vereceğim. Şimdi fırçayı vereceğim ben sana ama. Kaç 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 kaç. Gel buraya gel. Gel fırça vereceğim. Hortumu çekiyor görüyor musun? Hortumu çekiyor. Hayır hortumu çekme. Zeynep hortumu alamazsın tamam mı? Hayır hortumu vermeyeceğim. Zeynep buraya gel. Ay, akıllıya bakar mısın? Ne yapıyor? Zeynep tamam gel diğer harfleri yapacağız daha. Çok uzayacak videomuz. Yeter bu kadar. Bahçede yeterince vakit geçirdiğimizi düşünüyorum. Zeynep'ciğim tamam söz tamam bir daha yapmayacağım gel. Söz dedim bak söz. Ben söz verdiğimi tutarım arkadaşlar. Zeynep söz verdiğim zaman yapmayacağımı biliyor. Zeynep gel tatlım sen kamerayı al. Biz şimdi C harfine geçelim. C harfiyle ne yapmak istiyorsun? Hiç düşünmemiştim. Hayır sen düşün de. Ben bir düşüneyim. Tekrar dönelim. Yataklar gördüğünüz gibi henüz toplanmamış. Belki de onun Y harfinde. Günün sonunda yapacak. Ama günün sonunda zaten yatacak. Yatağı zaten nasıl topla diyecek. Bir şey düşünüyorum şu bilmiyorum. Anda. Bugün toplamadan duracak herhalde. Şimdi C ile bir şey buldun mu? Acele söyle. Fazla vakit kaybetmeyelim. Ceviz mi yiyeceksin? Başka hiçbir şey bulamadım. Ç'de bana geliyor. Çorba yap diyecektim. Çünkü açsın. Ya da çorap çekmeceni düzenle. Niye bunu daha önceden söylüyorsun peki bana? Heyecanlı. İkisini geçiniz birlikte yap diye. Tamam ikisini birlikte yap işte. Çorbayla ceviz ye. O olur. Anladın tamam, mı? Tamam. Hadi koş çorba. Saçlarımı çorba yapmaya. Toplamam gerekiyor bence. Şuna bakar mısın? O S'ye gelmedik daha. Saçlarım böyle kalacak bugün. Daha çok var. Bence artık S harfinin gelme vakti geldi arkadaşlar. S'ye daha çok var. Yani şu saçlarıma bakar mısınız? Ve bahçede, bahçeyi yıkadım ya. Bir de terledim. O yüzden artık daha kötü gözüküyor. Ama olsun. Şimdi yıkadığım bahçeme karşı çorba keyfi yapacağım. Evet, temiz bahçeye karşı çorba içeceksin. Arkadaşlar şöyle küçük hazır paketlerde kaynak suya dökünce hazır olan bardak çorbalar çorba var ya bardak çorba. Ondan vardı evde bir tane. Zeynep hemen onu hızlıca yaptı çünkü çok acıkmıştı. Cevizle birlikte cevizli çorba yiyecek Zeynep şimdi. Harikasın. İçine mi katıyorsun? Evet. Allah'ım yarabbim. Neyse Zeynep çorbasını içsin. Sonra sırada D var. Artık D çıktığına da göre ne yapabiliriz anneciğim? Ders çalışabilirsin. Diş fırçalayabilirim. Derste çalışabilirsin. Hayır, diş fırçalayacağım. Keşke diş bana çıksaydı ders. Güzel ders çalıştırırdım seni. Yemin ederim terledim var ya o kadar sıcak ki hava. Dişlerimi fırçalamam gerekiyor artık. Aa, duş almak da olabilirdi aslında. Bir şey hangisi? Ya dişini fırçalayacaksın ya duş alacaksın. Seçtiğince de saçlarımı yıkarım zaten. O da bir nevi yarım duş olur. Yani olsun yine de yiyecek de iyidir. Şimdi dişlerimi fırçalamaya gidiyorum. Hazır mısın? Mutluyum ben mutluyum artık temiz olacağım. Artık ağzımı temiz hissedeceğim. Koşun ben dişini fırçala ondan sonra sıra bana geliyor. Tamam. Dişlerini fırçalayıp geldi Zeynep. Evet. Allah'ım boğulacaktım neredeyse. Elbiselerini değişebilirsin hayatım artık. Ay Allah razı olsun geri elini öp. Senin için. Senin için hayatım. Teşekkür ederim anneciğim. Elif annenin çocuğusun. Amin cümlemiz saygılı, inşallah. Saygılı, güzel, terbiyeli çocukların olsun. Bak anne duası aldı. Kız 5 dakikaya. İşte bu. Her şey bunun içinde. Elbiselerin değişken hemen. Her şey bunun içinde. Zeynep Hanım kıyafetlerini giydi. Bekliyoruz. Buyurun Zeynep Hanım. Buyurun bakalım. Ne giydiniz? Kombininizi öğrenebilir miyiz? Kombinimiz gayet sade bir kombin. Üstüme şöyle bir tişört. Altıma da şöyle bir pantolon. Evet. Güzel. Bu arada böyle. Olmuyordu o pantolon tamam. Önceden. Şimdi oluyor Zeynep spora gittiği için, düzenli spor yaptığı için. Evet. Şimdi Zeynep'ciğim bu E'de elbiseni değiş dedim. Hani kıyafette de olabilirdi ama olsun biz E dedik. Bir an önce üstünü giyesin diye. F'de ne seçeceksin? Zeynep F ile fular dedi. Kıyafetine yakıştı mı yakışmadı mı? Sanki sade siyahın vardı senin onu taksaydın. Yok ki şu an. Onu ben geri verdim sanırım arkadaşına. He, arkadaşından almıştın. He. F fular senin de G benim. Buldum Zeynep'cim G ile bir şey. Hayır ya. Hayır diyor bana söyledim de. Buldum Zeynep. Arkadaşlarımıza da söyleyeceğim. G harfiyle gazete. Gazeteyle mutfak camını silmeni istiyorum. Şöyle gazeteyle temiz oluyordu. Biz önceden yapıyorduk. Şimdi yapmıyorum. Temizlik bezleriyle yapıyorum ama. Cam sili sıkacaksın. Gazeteyle şöyle bir sileceksin. Hadi koş 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 koş. Mutfak camı en küçük cam Zeynep. Bak yine seni düşünüyorum görüyor musun? Ay aman aman. Ne kadar da düşünceli bir anne. Evet bahçeyi de yıkadın ya. Bahçe de pek temiz ama şu anda şurada başka bir şey var. Onu kaldıracağım ben birazdan. Böyle mi süzüyorsun evet. Harbiden? Evet harbiden böyle süzüyorum. Niye şunu tam çekmiyorsun? Allah seni iyi etsin Zeynep. Şimdi tam çeksene yukarı ha. Oh pırıl pırıl yaptı Zeynep'cim camları. Bu arada Zeynep'e hem bahçeyi yıkattık hem cam sildiriyoruz. Daha ne olsun değil mi? Aferin benim kızıma. Bir de seni dışarıdan göstereyim bakayım nasıl görünüyor. Hayır ya. Evet dışarıdan gösteriyorum Zeynep'i. Zeynep. Hayır ya. Kül kedisi gibi duruyorsun hayatım.
Bakayım camın temiz olmuş mu? Ne kadar temizsin Zeynep? Bakayım sen görünüyor musun net bir şekilde? Kamerayı bir getirsene şuraya. Ha. Hayır. Beni kandırıyorsun Zeynep. Ellerine sağlık. Gayet temiz oldu. Zeynepciğim camları sildi. Şimdi spora başladı. Hayır spor yapmayacaksın. Spor yok planımızda. Alfabetik sıraya göre spor yok şu anda. Hadi bırak sporunu. Evet H harfine geldi sıra. H harfine ilk aklıma gelen şeyi sana söyleyeyim mi? Evet söyle bakalım. Halı saha. Halı saha mı? Kızım daha yeni gittik o tarafa. Araba sürdük geldik. Bir daha mı gideceğiz? Bir daha araba süreriz şekerim. Ya hayır. Fazla vaktim yok benim. Tamam hadi halı sahaya gidiyoruz o zaman. Halı sahaya. Halı sahaya. Halı sahaya. Haydi halı sahaya. Hadi arkadaşlar. Zeynep halı saha, halı saha dedi. Ve Zeynep'i halı sahaya getirdim. Zeynep'ciğim ne hissediyorsun? Kör oldu. İşte kör halı saha. Bu kadar baktık fazla oldu. Hadi yeter gidelim. Bu kadar mıydı? Yani bunun için mi geldik? Ben de zannettim halı sahanın içine falan gireceksin. Bunun için geldik. Bunun için geldik. Gelmedik mi bunun için? Hadi gidiyoruz. Vallahi ha? Kör oldum. Allah'ım bana sabır ver. Yürü araba. Hadi gidiyoruz. Yürü araba. Ah Zeynep yordun beni. Halı sahaya gidilir gelinir mi ya? Bu sıcakta. Bu sıcakta. Fenalık geçirecektim. Trafik var. Bir trafik var. Tabii video uzun olmasın diye oraları çekemedik. Evet. Zeynep'ciğim ışık. Işığı kapatır mısın hayatım? Işığı kapatıp aç. Tamam, gitti görüyorum. İ harfiyle sıra sende. Yapma patlatırsın. Bak. Evet, İ harfiyle ne yapabilirsin? Ayakkabının ipliğini yani bağcığını bağlayayım. Yapmıştın. Bağlamıştın. Ama söküp bir daha yap. Tamam hemen getir. Acele. Şurada hayır, girişte duruyordu. Koridorda oturup yapacağım. Burada mı? Nerede? Zevk meselesi. Burada. Bakın arkadaşlar, saçım şuna bakar mısınız ne hale geldi? Saçımı toplamayacağım dedim sırf. Tüm video boyunca böyleyim artık. Yapacak bir şey yok. Böyle idare edip. Ah! Tam koridor. Zeynep yeni aldığı ayakkabılarını alışveriş videosunda görmüşsünüzdür. Yeni aldığı ayakkabıların bağcıklarını yıkamıştık biz. Çünkü bir gün pikniğe giydi. Pikniğe gittik değil mi hafta sonu? Aynen öyle. Kirlenmişti diye yıkadık. Zeynep yaptığı bağcığı tekrar söktü, tekrar takıyor. Keşke İskender yesin. İş işten geçti. Artık yemek düşünebilirsin bu saatten sonra. Acıktın çünkü bayağı vakit geçti. Vallahi. Yani. Zeynep ayakkabısının bağcığını tekrardan bağladı. Şimdi sıra bana geldi. J harfi. Videomuz fazla uzamasın. Hemen söylüyorum. Arabamın jantlarına bir tekme atıp gel. Bak çok kolay bir görev. Tekme mi atacağım? Evet. J harfiyle başka bir şey aklıma gelmedi. Nasıl bir tekme? Evde jelibon yok. Hayır yavaş bir tekme. Uçağın yanından sağdan soldan. Hayır nasıl ya abartma. Şöyle ufak şöyle değdireceksin sadece. Tekme olmuyor ki o dokunma kıl. Tekme değil. Böyle düzgün vuracaksın. Hayır kaçtım. Hadi koş. Koş arabamın jantına vuracaksın. Evet arabamın yanına geldik. Jantlarımı temizletebilirdim ya. Zeynep niye düşünmedim? Ya önce seviyor. Şimdi tekme atacak. Hadi çekiyorum seni. Temizliyor musun? Ya yeşil yapma onu. Ya yapma yeşil yaptı ya. Arabamı kirletecek. Hadi çabuk. Hazır mısın? Evet hazırım. Bir tekme. Plastik mi bu? Hay biraz yani. Plastik evet. Demir karışmış. Evet. Kız eğecek. Allah seni iyi etsin. Vurdum ama. O kadar da vur demedik. Koş. K senin. Evet K. Katara gidelim. Başka? Allah'ım bana sabır ver. Dışarıdan geldik. K harfiyle. Zeynep ne yapmak istiyormuş biliyor musunuz? Kek yemek istiyormuş. Ne kadar güzel bir görev buldun kendine. Biliyorum. Ha? Hadi sana afiyet olsun. K'den sonra L var. Ne yapsam acaba L ile sana? Zeynep kekini yedi geldi. Şimdi K'den sonra L harfi var. Eline lotion sürmeni istiyorum hayatım. Çok kolay bir görev. Lotion. Lotion. Yani nerede? Böyle krem. Nerede? Vardır odada. Geç bakalım. Vardır bir yer niye? Zeynep bugün koridorda oturmayı tercih etti. Nedense herhalde havalar çok sıcak. Eline losyon sürecek. Bana anneler gününde aldığı losyonu kendi kullanacak. Kokusu çok güzel onların. Ah çok tamam, güzel. Yeter. Losyon dedik de yani öyle iyice de bitirme yani losyonumu. Aferin. L'den sonra M var Zeynep. M ile ilgili ne yapmak istersin? Masanı topla Zeynep. Masanı topla. Çok dağınıktı odan. Montu giy çıkar. Tamam montunu giy çıkar. Yapayım mı? Yap benim fazla vaktim yok. Hadi öyle olsun hadi öyle olsun yani.
Sonra ne geldi? Neyle ilgili ne yaptırsam sana? Ninni söyle bana ne olur ninni söyle. Anne ninni bilmiyorum ben. De bana. Ne diyeyim uyusun da büyüsün ninni. Ay. Tıpış tıpış yürüsün ninni. Ay ne güzel. Devamı da vardı. Allah kahretsin annesiz. Yukarıdaki bebek de uyuyor şimdi. Onlar da ninni çalıyordu az önce. Büyüsün da büyüsün ninni. Tıpış tıpış yürüsün ninni. Teşekkür ederim. Yeterli bu kadar. Ninni. Anası da kaçmış da. Daha da yanmış bitmiş. Kül olmuş. Bu nasıl bir ninni ya? Ninnileri bile unuttuk. Şimdi bu videoda hep annem mi bana verecek görevleri? Ben de birazcık anneme görev vereyim değil mi anne? Ne? Bana mı? Ya. Hazır mısın? Tamam hazır. Odamı toplar mısın? Odanı mı? Topla da demedim bakın. Anne olduğu için toplar mısın? Arkadaşlar şu anda size odayı gösteriyorum. Her şey birbirine girmiş. Çoraplar ne Zeynep burada? Ha? Çoraplar ne? Şuraya bak şuraya. Allah'ım bana sabır ver. Allah'ım bana sabır ver. Arkadaşlar gördüğünüz gibi görevimi başarıyla yerine getirdim. Ay. O da tertemiz. Zeynep mutlu. Çünkü odasını o toplayacaktı. O görevi bana verdi ve kurtuldu. Gördüğünüz gibi yerde hiçbir şey yok. Buradaki çamaşırları kaldırdım. Ve masası da işte normal elimden geldiğince düzenledim. Zeynep'ciğim odanı güle güle kirletebilirsin. Teşekkür ederim. Akşama burası toplu olmayacak. Bu sefer sen toplarsın ama hayır, ona göre. Toplamam mı? Sırf odamı toplaman için her gün video çekeceğim. Öğle sıra geldi. Öğle ilgili ne yapmak istersin? Bilmiyorum. Öğlen uykusu. Öğlen olur mu? Akşam oldu. Nerede? İkindi oldu ama. İkindi de öğlen uykusuna mı yatacaksın? Zeynep uyudu bile. Gerçekten mi uyuyacaksın? Kızım neredeyse akşam olacak. Öğlen uykusu mu olur? Neyse uyu bakalım hadi. Zeynep biraz dinlendi. Gözlerini açtı. Yeniden doğuş. Sıra geldi P'ye. Sen bak. Acıktın. Evde pizza vardı. O aklıma geldi. Nerede pizza? Evde pizza vardı. Dolaba koymuştum. Yapmıştım. Nerede? Pizzaları ısıtıp hemen yiyebilirsin. Hadi koş. Hadi bak sana iyilik yaptım yine. İyi tamam. Pizza ye dedim. İyi. Aç spora gitme. Evet Zeynep'e pizzalarını verdim. İki tane. Ay. Harika pizza. Pizzaları yedikten sonra R harfiyle ne yapmayı düşünüyorsun hayatım? Renkli kalemle resim boyayacağım. Boyama kitabından. Aha. Büyümüş de resim mi boyarmış? Evet. Zeynep'in resmine bakmaya geldik. Anne bitti diye bağırdı bana. Anne bitti bitti. Bitti gayet güzel olmuş. Ne bu şimdi Zeynep'ciğim? Rüzgar şeysi. Neyi denir buna rüzgarın? Nereden geldiğini belli eden küçük bir ne diyorlar buna? Rüzgar şeysi. Rüzgar şeysiymiş. İsmini ben de bilmiyorum. Bilenler varsa yoruma yazabilirler. Bu resim defterinde güzel bir çizimim vardı. Benim çok hoşuma gidiyordu. Evet bu. Bunu arkadaşlara göstermek istiyorum Zeynep'ciğim. O çok güzel Zeynep. Harika. Aferin kızıma. Sıra geldi S harfine. S harfini Zeynep saatlerdir bekliyor. Çünkü saçını yıkamak istiyor. Akşam oldu neredeyse çünkü. Az kaldı akşam olmasına. Zeynep'ciğim saçını yıkayabilirsin artık S harfiyle. Çok teşekkür ederim anneciğim. Bunun dizini bana verdiğin için teşekkür ederim. Zeynep Hanım saçlarını yıkadı, düzleştirdi ve geldi. Çok düzleştirmedim. Sadece karakta böyle bir şey oldu. Düzleştirmiş hali. Tamam güzel oldu. Şimdi sıra geldi Ş harfine. Anneme ne yaptırabilirim? Ya sakın bana dönme. Hayır ben bugün hazır değilim. Kamera karşısına geçemem. Geçme. Şarkı söyle bana anne. Ne? Bu sesle? Evet. Bizim sesimiz yok ki. Bana ninni söylettirdin az önce. Ninni başka bir şey. Uyusun da büyüsün ninni. Ninni başka, şarkı başka. Benim sesim çok kötü. Şarkılık bir sesim yok hem aklıma şarkı da gelmiyor şu anda benim. Ya söylerim herkes üstüme güler ya. Yapma bunu bana. Bana da gülecekler bolsun. Yapma bunu bana ne olur. Bunu bana yapma. Yaktım seni anne. Sesim çok kötü, gerçekten çok kötü. Hadi söyle artık. Aklıma da bir şey gelmiyor ama. Ya söyle. Ay çok komik olacak ya. Herkes üstüme gülecek. Niye öyle diyorsun? Söyle de. Başka bir şey mi bulamadın şey söyle, harfiyle? Söyle. Söyle. Hadi. Çarşambayı selam. Sen bana mı dinliyorsun anne? Allah Allah. En sona denk geldim. Bir yer sevdim. Duyuyorum. Çok kötü sesim. Tamam daha düzgün söylemeye çalışacağım. Çarşambayı selam
Tamam, dur daha düzgün söylemeye çalışacağım. Sesim çok kötü, iğrenç. Arkadaşlar şu andan itibaren özür diliyorum sizden sesim için. Çarşambayı sel aldı. Bir yar sevdim, el aldı, aman aman. Çok kötü sesim var, ne söylemiş mi? Ya rezil etti beni, bu kadar anca söyleyebiliyorum. Geç burayı, geç. T harfine sıra geldi ve benim şey yapalım. Hiçbir TikTok hesaplarımızı söylemedik. Sen TikTok'unu göster T harfinde. Hadi TikTok'umu göstereyim. TikTok hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Şu an aktif olarak kullandığım TikTok hesabım Zeynep Yorulmaz TikTok, takip edebilirsiniz. U ile ilgili bir şey söyle, ben de Ü ile ilgili bir şey söyleyeyim. Zeynep bana bir şey bulduğunu söyledi. U ile ilgili. Sana bir şey buldum. Ne buldum? Uçak yapacaksın. He. Unutmuşumdur ben uçak yapmayı Zeynep. Bana ne? Neyse anne, tut bakalım acele. Dene bakayım. Deneyelim bakalım. Bana gelse ben çok güzel uçak yapardım bu arada. Ay Zeynep. Eşit olması gerektiğini biliyorsun değil mi? Eşit mi olacak? Zeynep. Zeynep olmuyor. Dur kız. Ben böyle beceriksiz değildim. Ne oldu? Demek ki beceriksizleşmişsin anne. Evet. Oha, annem kaçıncı yüzyılın uçağını yapıyor şu an. Ne bileyim ben. Yeni moda, yeni moda uçak da mı var? Tabii ki. Hı? Evet, bayağı yeni moda, hem de sanki bayağı eskide kalan bir uçak. Valla ben sadece bunu biliyorum. Bitti. Aa, bitti. Ne kadar mutlu oldum. Ne demek istiyorum biliyor musun? Ü harfiyle hiçbir şey aklıma gelmedi. Birkaç dakikadır düşünüyorum. Üstünü değiş. Başka bir şey aklıma gelmedi gerçekten. Mantıklı. Bir şey yapmak vardı ama video çok uzun sürüyor. Video çok uzadı diye ütü demeyeceğim. Yoksa sana bir güzel ütüleri yaptırırdım bahaneyle de. Hadi neyse. Üstünü değiş, hemen gel karşıma. Diğerine geçiyoruz. Diğer harfe. Zeynep üstünü değişti. Yani kıyafetlerini değişti. Şimdi ne yapıyoruz? V. V ile ilgili bir şey söyle. Sıra sende. Ben onu düşündüm. Taşındım. Düşün de taşınma. Evet. Ne buldum biliyor musun? Acele söyle, ne buldun? Söylüyorum. Hadi çabuk söyle, yoksa terlik gelecek. Terlik gelecek. Aklıma gelen şeyi söylüyorum. Vişneli kek istiyorum senden. Vişneli kek. Evet. Bu saatte mi? Vişneli kek. Bu arada arkadaşlar gece. Çoktan akşam oldu. Gece isteklerimize başladık yani. Hadi o zaman. Hadi markete. Evet. Vişneli keki buldum. Kaç tane istiyorsun Zeynep? Bak soruyorum, kaç tane? Sormuşken al, yoksa... hayır, o kadar çok almana gerek yok. O kadar da demedim, tamam. Hayır! İki tane mi? Tamam hadi, üç olsun. Tamam hadi, yeter o kadar. Fazla şey arar yersin hadi. Alalım ve gidelim. Vişneli kekimi aldım. Sıra annemde. Sıra bende. Y harfinde yani. V'den sonra Y geliyor. Evet, mutluyum. Vişneli kek yemem lazım ben. Yağsız ye mahvoldum Zeynep. Diyette. Şöyle çok yağlı olmayan bir şey istiyorum. Ama bir çikolatalı bir şey olsa. Acaba ne olsa. Bana yağlı bir pasta al. Ama içinde yağ olsun. Ama az olsun. Ama her pastada yağ olur değil mi? Sonuçta harçlığınla bana, yani en kötü pastayı da alabilirim. Yağlı bir pasta almanı i̇şte istiyorum. İşte bu. Yani gidelim, küçük bir pasta. Yani bu ne olabilir? Profiterol de olabilir. Normal pasta da olabilir. Hepsinde yağ var sonuçta. Değil mi? Bakacağız artık. Hadi bakalım. İçinde yağ olan bir pasta. Ye ile aklıma başka bir şey gelmedi. Hadi. Harçlığınla alacaksın ama bana. Ya. Hadi bakalım. Şimdi pastaneye geldik. Anneme profiterol alacağız. Evet, bana profiterol alacağız. Acaba bu profiterolden mi alsak, yoksa profiterollü pasta mı alsak? Hepsinde de yağ var sonuçta. Ben bir karar vereyim. Evet, pastamızı aldık. Böyle bir profiterol aldık. Profiterolü ben aldırdım ama ben aldırdım diye benim yemem gerekmiyor. Biraz Zeynep yesin, sonra ben yerim. Bak bakalım tadına nasıl. Annem diyette çok yemeyeceği için. Ağlasın biraz. Neyse yarısını ben yerim. Yarından bir şey olmaz. Z harfiyle bir şey düşündün mü? Bitiriyoruz. Günü bitiriyoruz. Düşündüm. Videoyu bitiriyoruz. Bu tarz videolar vardı yine arkadaşlar, çekenler. Ama ben kesinlikle izlemedim.
Ben de o tarz videoları. Hani esinlenirim gider aynısı olur diye. Yani aynı şeyleri söyledik mi söylemedik mi ben gerçekten bilmiyorum. Yani Z ile ilgili ne söyleyeceğim de aklıma gelmiyor. Söyleyeyim. O tarz videoları izlemediğimiz için. Evet söyle bakalım. Acele söyle ya. Hazır mısın? Profiterolü alınca bir gevşedi Zeynep. Zeytin al. Zeytin mi? Ya bu muydu güldüğün şey? Sana dedim ki diyettesin. He, zeytini seviyorum. Zeytin de seviyoruz. Elini verir misin? Elimi niye tutuyorsun Zeynep? Zeytin gözlü annem benim. Yeşil ama olsun. Yeşil zeytin. Yeşil zeytin gözlü annem benim. Gözlerinin evet. Renginde bir zeytin almayı teklif ediyorum. Bu teklifimi kabul eder misin? Evet. Aa evet dedi. Evet evet evet. Hemen markete gidelim. Gidiyoruz. Zeynep şok oldu. Neden şok oldu? Zeytinin kilosuna. Zeynep. Bu bana bir ödül müydü? Allah, ceza mıydı? Allah'tan zeytin sevmiyorum hayatım. Ödül müydü, ceza mıydı? 49 lira olmuş. Zeynep bir de yeşil zeytin dedin ya. Evet, zeytinin asıl satıldığı yere geldik. Asıl satıldığı yer ne alakası? Yani paketlerin asıl satıldığı yer. Orada açık zeytinler daha çoktu. Bundan mı alalım Zeynep acaba ya? Sen sevmiyorsun, sana sormuyorum. Ama Zeynep ben şundan almak istiyorum. Şundan şundan, hiç denemedin. Anne dene, sen de denemesin. Aynısı. 14 lira. Bu kaç lira? 9 lira. Kaç gram? 2.80. 180 bu kaç? 160 mı? Kaç 160? 160. 160 bu daha mı uygun? 280 gram bu. Tamam bu yeter bana Zeynep. Tamam. Ve videomuzun sonuna geldik. Buraya kadarmış arkadaşlar. Güzel bir videoydu. Hepinize elveda. Güzel bir videoydu. Ve çok hoş bir videoydu. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, Instagram hesaplarımızı ve TikTok hesaplarımızı da takip etmeyi unutmayın. Bu tarz videolardan annemin de söylediği gibi daha çok istiyorsanız videoya beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi kanalımıza davet ediyorum arkadaşlar. Yeni izleyiciler, yeni takipçiler bu kanala. Abone ve canlı yayında aşağıda buton var. Ve canlı yayında ne yapacaksın Zeynep? Oyun da oynayacaksın değil mi? Evet, bugün farklı bir şey denemek istiyorum TikTok canlı yayınımda ki büyük ihtimalle bu canlı yayından ta ne zaman sonra bu videoyu yayınlayacağız bilmiyorum ama yani bana göre bugün canlı yayında farklı bir şey deneyip oyun oynayacağım yayında. Hani insanların sevip sevmediğini ölçeceğim bir tık çünkü bana sürekli oyun videosu çekleyip duruyorsunuz. Zeynep şunu oyna, Zeynep bunu oyna, Zeynep oyun mu oynuyorsun, sen ne oynuyorsun diyenleriniz var. Hani o yüzden birazcık bir farklılık olsun diye TikTok yayınında oyun oynamayı düşünüyorum. Umarım izlersiniz. Umarım hoşunuza gider. Umarım beğenirsiniz. Devamını istersiniz ki ben de daha çok yayın açarım. Ekrandaki diğer videolarımızda görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Bay bay.